profesörler arasında Beykent Üniversitesi'nce düzenlenen 7500 öğrencinin oy kullandığı anket sonucu yılın televizyon onur ödülüne layık görüldü. TRT adına teşekkür ediyoruz. Avrupa'daki gözlemlerimize Hollanda'da devam ediyoruz. Hollanda 16 milyon nüfusuyla Avrupa Ortak Pazarı'nın 6 kurucu üyesinden biridir. Şaşırtıcı bir biçimde Avrupa Anayasası oylamasına hayır demiştir. Türkiye'ye karşı en sert dayatmaları gündeme getiren ülkedir. Hollanda Türkiye'de dini özgürlük istemektedir. Aynı Hollanda sık sık siyasilerin İslam dinine yönelik saldırgan ifadelerine yer verir. Hollanda ana dilde eğitim ifade özgürlüğünden bahsetmektedir. Ama son yasalarla aynı Hollanda ana dilde eğitimden devlet desteğini çekmiştir. Hollanda Türkiye'de kadına yönelik şiddeti kınamaktadır. Aynı Hollanda Avrupa'da aile içi şiddet istatistiklerinde baş sıradadır. Hollanda Türkiye'de silahlı kuvvetler siyaset ilişkisini eleştirmektedir. Ve yine Hollanda yeni bir milli güvenlik yasasını yürürlüğe sokmuştur. Gelin Hollanda'ya gidelim. Birliği'nin kurucu üyesi Hollanda 3. binde hala krallıkla yönetiliyor. Son yıllarda siyasi kaostan çıkamıyor. Her krizde içindeki yabancıları suçluyor. 2002 ve 2004'te siyasi cinayetler, yabancı düşmanlığının had safhaya varması, İslam'a hakareti içeren beyanatlar, ülkede yaşayan Surinamlı, Faslılara ve tabii Türklere saldırılar artarak sürüyor. Hollanda birlikte yaşamayı öğrenemiyor. Kraliçe Beatrix geçen yılki Noel konuşmasında Hollanda halkına hoşgörü, diyalog, karşılıklı saygıyı öğütlüyordu. Ama sokaklarda mutsuz ve huzursuz Hollandalılar vardı. Bir de Hollanda'yı memleket bilmiş Doğulu, Afrikalı, Asyalı göçmenler. İşte bu karşıtlık Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi Hollanda'yı Avrupa Birliği Anayasası'nı redde sürüklemişti. Hollanda birliğe en çok para aktaran ülkelerden biriydi ama orantılı olarak söz sahibi değildi. Hollandalı Brüksel'den yönetilmeye karşı çıkıyor, anayasaya bu nedenle hayır diyordu. Hollanda yeni bir Avrupa Birliği anlaşması istiyordu. Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu bakan Frans Timmermans, Lüksemburg'da bunu açıkça dile getirmişti. Hollanda hükümeti bu anayasa yerine yeni koşullara uygun yeni bir anlaşmadan yanadır. Bu ilk değildi. Hollanda'nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Bot da aynı fikirdeydi. Şunları söylemişti. Avrupa Birliği anayasası Hollanda için ölmüştür. Tekrar gündeme getirilmesi söz konusu değildir. Hollandalı politikacılar Avrupa Birliği'nde iplerin Almanya ve Fransa'nın elinde olduğunu, küçüklerin önemsenmediğini dile getiriyorlardı. Hollandalı siyasilere göre Avrupa Birliği bir hayal kırıklığıydı. Avrupa çoktandır ikiye ayrılmıştı. Birliğin ekonomik bir birlik olarak kalmasını isteyenler ve genişlemenin tıkanan ekonominin önünü açacağını iddia edenler iki kampa bölünmüşlerdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı en sert muhalefeti yürüten Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders bakın ne diyordu.
Ben Avrupa Birliği'nin bugünkü gidişatına hiç olumlu bakmıyorum. 50 yıl önce ilk kurulduğu zamanki gibi ekonomik birlik olarak kalmalıydı. Siyasi birlikten Hollanda gibi küçük ülkeler hiçbir yarar sağlayamadı. Söz hakkımız hiç olmadı. Egemenliğimizi kaybetmek üzereyiz. Yakında Bavyera gibi Almanya'nın bir eyaleti haline geleceğimizden endişeliyim. Kimliğimiz giderek yok oluyor. Paul Bril diğer kampta yer alıyor. Hollanda'nın önde gelen yüksek tirajlı gazetelerinden Volkskrant'ın ünlü köşe yazarı Bril, Wilders'in görüşlerine karşı çıkıyor ama bir noktada onu destekleyenleri anladığını söylüyor. Ben onu onaylamıyorum ama o kendini tehdit altında hisseden Hollandalı'ya sesleniyor ve başarılı oluyor. Hollandalı kimliğinin ve ekonomisinin çöktüğüne inanıyor. Ayrıca kendini dışlanmış hissediyor. Bakın şimdi yeni Sosyalist Parti de böyle düşünen insanlara yöneldi. Politikacılara görev düşüyor. Avrupa Birliği'nin bizim için iyi olduğunu, çıkarlara uygun olduğunu ve herkesin faydalanabileceği bir proje olduğunu göstermeleri lazım. Do you believe that Turkey? Bu şartlarda Türkiye bir gün Avrupa Birliği üyesi olur mu? Bence insanlar büyük bir Müslüman ülkenin Avrupa'nın parçası olmasından çok korkuyorlar. Ben bu korkuya katılmıyorum. Bence Türkiye'nin durumu bizim için bir avantaj. Türkiye bir model oluşturabilir. Modern, laik, Müslüman bir ülke modeli Batı için önemlidir. Bence Avrupa Türkiye'yi içine almalı ama Türkiye de gerekli değişiklikleri yapmalı. Umarım Türkiye'nin politikacıları Türk halkına bazı değişikliklerin gereğini anlatmayı başarır. Kıbrıs şu veya bu şekilde tanınmalı. Hukuk özgürleşmeli. Ermeni sorunu her ne kadar politik bir konu değilse de Türkiye geçmişiyle yüzleşmeli. Kısaca hep tekrar edile gelen dayatmaları hatırlatmıştı. Hollanda Avrupa Birliği Anayasası'na hayır derken genişlemenin hediyesi göçmen işçilerden bıkkınlığını dile getirmişti. Ve başta Türkiye olmak üzere yeni üyelerin birliğe girme ihtimaline de hayır demişti. Sokakta birebir konuştuğumuz Hollandalı üstten dağılan siyasi söylemleri tekrarlıyordu. Türkiye'nin güneydoğusu diye başlıyordu. Biz de ona Dutch ve Flemenkleri hatırlatıyorduk. Ardından Kürtçe meselesi geliyor. Ana dilde eğitim öğrenim konusundaki uygulamayı eleştiriyordu. Hollanda'daki etnik halkların ana dilde eğitiminin artık mümkün olmadığını söylüyorduk. Artık Hollanda'da ulusal resmi dil dışındaki dillerde eğitimin kaldırıldığını hatırlatıyorduk. Hollandalı Türkiye'de dini özgürlük yok diyordu. Ona Müslüman azınlığa karşı en sert önlemleri alan bir ülkede yaşıyorsun diyorduk. Ve Hollandalı Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu siyasete karışıyor diye ekliyordu. Ülkesinde Milli Güvenlik Konseyi kurulduğunu hatırlatıyorduk. Bu yeni gelişme hepsinden önemliydi. Artık Hollanda'nın Milli Güvenlik Konseyi vardı ve ayda bir toplanıp istihbarat, milli güvenlik, terörle mücadele konularını tartışacaktı. Hollanda'nın birlik, beraberlik ve bütünlüğünü tehdit eden ya da etmesi olası gelişmeleri değerlendirip kararlar alacaktı. Hollanda'da özgürlük vardı ama sistemin öngördüğü kadarla sınırlıydı. Mesela Hollanda'da bir sokak büfesinden sert olmayan cinste bir uyuşturucu satın alınabilir ve sokak ortasında bu tüketilebilirdi. Ama sokak ortasında başka bir dini veya başka demokrasileri anlatan konuşmalar yapılırsa başınıza çeşitli işler gelirdi. Ayrıca tam Hollandalı değilseniz yine işler karışıktı. Yazar Sadık Yemli 35 yıllık bir Hollandalı. Mesela sizin isminiz Ahmet Mustafa Hasan diye iş bulamayabilirsiniz. Gene isminiz Hasan Ahmet Mustafa diye belli okullara gidebiliyorsunuz. Gene isimleriniz böyle oldu. Bir sefer isimleriniz değil, resimleriniz diyelim. Yani tipiniz Hollandalı'ya benzemediği için bazı yerlerde aşırı rahatsız edilebilirsiniz. Giyiminiz benzemiyorsa gene bunlar söz konusu olabilir. Düşünceniz benzemiyorsa? Düşünceniz beyan etmeden düşüncenizin benzeyip benzemediği belli olmaz. Ama beyan ettiniz. Ama beyan ederseniz o zaman ona da tepki vardır tabii ki. Ne eskiden ya? Böyle şeyler yoktu. Eskiden falan denirdi. Çok her türlü şey yapılıyor. Mesela
Basına bakılırsa, yani benim kendi deneyimlerimi değil, mesela benim medyadan okuduğum kadarıyla her türlü baskı yapılıyor yani insanlara. Düşünceye baskı yapılıyor yani. Nasıl ama? Çok çeşitli yöntemleri var. Mesela evinde rahatsız etmek, sokakta rahatsız etmek şeklinde, böyle bu şekilde. Polis kontrolü. Aşırı polis kontrolü. Ondan sonra siviller tarafından rahatsız edilme. ...11 Eylül 2001'den sonra tüm Avrupa gibi Hollanda'da keskin bir değişime uğradı. Irkçılık ve sağ partilerin yükselişi elle tutulur gibiydi. Artan enflasyon ve işsizlik yabancı karşıtlığını had safhaya getirmişti. Derken Hollanda iki önemli cinayetle sarsıldı. 2002'de ırkçı lider Pim Fortuyn seçimlere 10 gün kala öldürüldü. %16'nın üzerinde bir oy kapasitesi vardı ve yandaşları giderek artmaktaydı. Cinayetin ardından Hollanda'da yaşayan Müslüman azınlık hedef tahtasına konacak, katiller diye bağıran öfkeli bir kalabalık başbakanlık konutunu saracaktı. Katil yakalandığı bir Müslüman değildi, o bir Hollandalıydı. Cinayet birçok işe yaradı. Bir aydın avı başlatıldı. Yazar çizerler sindirildi. Yabancı düşmanlığı had safhaya vardı. Göçmen politikalarının yumuşatılması gereğini savunan aydınlar mermili tehdit mektupları aldı. Sol politikacıların tümü siyaset sahnesinden kenara atıldı. Politik bir cinayetle bir başka dönüm noktası daha geldi. Neydi bu olay? Bu tabii çok büyük bir yankı uyandırdı. Kendisinin belli görüşleri vardı. Bu görüşlerden önemli olanları bir yabancılara aldığı, yabancıların aşırı fazlalaştığı, bunların engellenmesi gerektiği ve bir kısmının hatta ülke dışına çıkarılması gerektiği gibi ya da o imayı taşıyan sözleri vardı. Bu sözler gerçekten taraftar bulmuştu. İkincisi de Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'da ve başka birçok ülkede olduğu gibi konuşulabilen, tartışılabilen sınıf sorununu ilk defa gündeme getirmesiydi. 2001 yılından itibaren, özellikle 2002 yılında Pim Fortuyn'un öldürülmesinden sonra Hollanda'da çok şiddetli bir sağ popülizm başladı. Ve bu sağ popülizme eskiden işçi partisi olarak düşünün, yani bir işçi partisi diye geliyorsunuz, işçilerin partisi bile katıldı. Ortamı ateşleyen ikinci cinayet Theo van Gogh cinayetiydi. 2 Kasım 2004'te bir faslı tarafından öldürülen van Gogh, aykırı söylemleriyle ünlü bir yönetmen ve köşe yazarıydı. Cinayetin sorumluluğu cinayeti işleyen Muhammed Bouyeri ile birlikte tüm Müslümanlara yüklendi. Hollanda'da sivri sözleri ve marjinal davranışlarıyla tanınan, Müslümanlara olduğu kadar Hristiyanlara da sözlü saldırılarda bulunan ünlü yönetmen Theo van Gogh, birçok kez Tanrı'ya hakaret yasası kapsamında para cezasına çarptırılmıştı. Kışkırtıcı bir yapısı vardı. Hollanda'da her gün 1,5 milyon dağıtılan Metro isimli gazetede Tanrı'ya, peygambere, Hollanda Müslüman Birliği liderine hakaret dolu yazılar yazıyordu. Son filmi İtaat, İslam dinine uzattığı dil nedeniyle infiale sebep olmuştu. Öldüğünde ilk cinayetin kurbanı ırkçı lider Pim Fortuyn hakkında bir belgesel çalışması içindeydi. Van Gogh cinayetinden sonra Hollanda'da ne değişti? Öldürüldüğü gün burada Amsterdam'da Dam Meydanı'nda bir anma toplantısı yapıldı. Bu toplantı inanılmaz derece hızlı ve çok kişinin katılımıyla organize edildi. Ve işte orada şimdi o sıralarda Yabancılar Bakanı olan, Göçmenler Bakanı olan Bayan Furdonk, bizler ve onlar dedi ilk defa olarak ve ayırdı, yani yatakların ayrılması gibi. Şimdi o bizler ve onlar çok etkili oldu. Artık Hollanda'da bu kadar, burada doğmuş da olsa, ikinci, üçüncü jenerasyonda olsa, yani onlardan ve diğerleri. Göçmenler. Evet, düşmanlar. Artık düşmanın adı belliydi. Cinayetin ardından insanın tüylerini ürperten düşmanlığı arttırıcı açıklamalar ardı ardına geldi. Göçmenlik ve Uyum Bakanı Rita Ferdonk ekranlardan şöyle bağıracaktı. Yetti artık, buraya kadar. Daha fazlasına izin vermeyeceğiz. Ülkenin tanınmış yazarlarından Helen van Rooyen'in nefret dolu sözleri dikkat çekiciydi. Uyanın diyordu.
Biz Hollandalılar her şeye fazla hoşgörü gösterdik. Artık hoşgörü falan yok. İstemeyen defolup gider. Balkanende Koalisyonu'nun Liberal Partili Bakanı Ferdonk, yaptığı açıklamalar ve icraatlarıyla Ferdonkizm adı verilen bir süreci başlatmıştı. Rita Ferdonk'un Müslümanlara tavrı o boyuttaydı ki, kendi partisinden bir Müslüman milletvekilini Sudan gerekçelerle Hollanda vatandaşlığından çıkartmak için uğraşacak ve başaracaktı. Yabancı düşmanlığı her yeri karartmaktaydı. Siyasilerin beyanatları halkı galeyana getiriyordu. Hollanda eski Dışişleri Bakanı Bernard Bot, hoşgörüsüzlük Müslümanların geninde var diyecek ve ortam yine gerilecekti. Sonra yabancılara karşı saldırgan politikasıyla ünlü Wilders'in açıklamaları geldi. Hollanda'daki bütün camiler kapatılmalı. Bu ülkeye daha fazla Müslüman sokulmamalı. İslam'ın kötü uzantılarını kesmeliyiz. İçeridekileri bir an önce ülke dışına atmalı. Yeni gelenleri de almamalıyız. Beyanatlarınız çok sert ve çeşitli suçlamalarla karşılaşıyorsunuz. İslam'a karşı çok sert tepkileriniz var. Neden İslam'a saldırıyorsunuz? Benim İslam'la sorunum var. Sonraki sözleri o denli aşırıydı ki biz bunları size yansıtmamayı doğru bulduk. Sadece ona şu soruyu sorduk. Irak ve Afganistan bu durumdayken nasıl barbarlıktan söz edebiliyorsunuz? Bence Irak'ta Amerikalıları suçlayamayız. Ben insanlar ve din arasında ayrım yaptığımı söylemek istiyorum. Müslümanlara karşı bir şeyim yok. Onlardan nefret etmiyorum ama İslam diniyle sorunum var. Wilders ve benzer düşünenlerin sorunu ülkenin sorunlarına sorun katmıştı. Hollanda adeta bir cadı kazanıydı. Theo van Gogh cinayetinden 3 gün sonra bir cami kundaklanacaktı. 4 gün sonra Türklerin gittiği ve sadece Hollanda'nın değil Avrupa'nın en büyük camilerinden biri olan Rotterdam'daki Mevlana Camii'ni yakma teşebbüsü gerçekleşecekti. Eindhoven kentindeki Müslüman okuluna bombalı saldırı yapılacaktı. Camilere ve okullara saldırılar devam edecekti. Hollanda Başbakanı'nın olay yerlerine gidip acıları paylaştığını söylemesi ortamı yumuşatmayacaktı. Camilere saldırıların cevabı kiliselerin kundaklanmasıydı. Hollanda'da bir hafta içinde korkunç bir tablo ortaya çıkmıştı. Hollanda bir laboratuvar olarak kullanılmıştı. Medeniyetler çatışmış, sonuçta 9 cami, 2 Müslüman okulu ve 5 kilise yakılmıştı. Onlarca yıldır bir arada yaşayan insanlar birbirine düşman diye bakmaya başlamıştı. Olaylar Avrupa Birliği'ne taşındı, göçmenler suçlandı ve yeni göçmen yasaları işte böyle ortaya çıktı. Bu yasalar ırkçı tonlar taşımaktaydı. Geert Wilders bana Avrupa kültürüne ait olmadığımı anlatıyordu. Bence Avrupa Birliği Hristiyan ve Yahudi kültürüne bağlı bir ailedir. Kökleri Yahudi-Hristiyan kültürdedir ve bu üstün bir kültürdür. Kimileri kültürlerin eşit olduğunu savunuyor ama bence bizim kültürümüz diğerlerinden üstündür. Siz Huntington ve Brzezinski gibi düşünüyorsunuz. Bir bakıma öyle, evet. Kültürler çok farklı ve bu çatışmayı getirebilir. Böyle bir çatışmanın sonucu ne olur? Umarım çatışma olmaz. Ben işte bu nedenle Avrupa Birliği'nin genişlemesini istemiyorum. Bu nedenle Türkiye'nin üyeliğine karşıyım. Bu nedenle İslam ülkelerinden gelen göçlerin bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyorum. Onlara kötü demiyorum ama ülkemizin kültürünü ve kimliğini değiştirdiklerini ve bunun çatışmayı getirdiğini söylüyorum. Hollanda'da seçmenin ilgisine mazhar olan Özgürlük Partisi Milletvekili Wilders, medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyordu. Ve Hollanda çatışma fikri tartışmaları arasında olmayacak bir şey yapıvermişti. Hollanda'nın tarihine kara bir leke olarak bulaşan Srebrenica'nın sorumlu askerlerine bir liyakat nişanı verildi. Yarbay Karemans, Sırp General Mladiç'te kadeh tokuşturmuş, binlerce Müslümanın katline seyirci kalan Hollanda Birliği'nin ödüllendirilmesi dünyada tepki doğurmuştu.
İşte Huntington bundan bahsediyor olmalıydı. Makale ve kitabında 21. yüzyılın savaşlarının medeniyetler arasında bir savaş olacağını ileri sürüyordu. Savaşın taraflarını hilal ve haç simgeleriyle tanımlıyordu. Oyunun kuralları tanımlanmıştı. Huntington, savaş Müslümanlarla Hristiyanlar arasında olacak, farklı uygarlık düzeyleri arasında bir çatışma yaşanacak demişti. Saraybosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da yaşananlar medeniyet çatışmasının somut göstergeleriydi. Ama tüm dünya savaşları, tüm emperyalist savaşlar bugüne kadar hep enerji paylaşma esasına göre yapılmıştı. Acaba medeniyetler çatışması enerji savaşlarının bir diğer adı mıydı? Hollanda bu enerji savaşında ilk adımı atanlardandı. 17. yüzyılda Güney Afrika'dan Hindistan'a kadar yayılmıştı. Afrika'dan köle ticaretini ilk başlatan onlardı. Milyonlarca Afrikalıyı Amerika'ya köle olarak götürenler gene Hollandalılardı. Güney Afrika'yı talan eden de onlardı. 1662'de Cape Town'u Hollandalılar kurmuştu. Ya bugün Hollanda'nın dev petrol şirketleri dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Nijerya'da da aktif. 1990'lı yılların başında Nijer Deltası'nda yaşayan Ogoni halkı petrol şirketlerine karşı direnişe başladı. Daha önce zorla göç ettirilmiş mağdurlardı. Müslümandılar. Tehcir edildikleri yer Hristiyanlaştırılmış halkın topraklarıydı. Nijerya'da iç savaş işte böyle başladı. Açık boru hatları, petrol sızıntıları ve yangınlar sonucu oluşan kirlilik, halkın su, tarımsal ürün, balıkçılık gibi yaşamsal ihtiyaçlarını yok edecek, Hollanda parayı alacak, halk yavaş yavaş ölecekti. Nijerya'daki iç savaşın arkasında yine petrol vardı. Bugün Hollanda'nın uyguladığı küresel politika sadece uzak ülkelerde değil, kendi halkında da tepkiye sebep oluyor. Yüz ölçümüne göre Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Hollanda, 1998'den sonra diğer Avrupa ülkeleri gibi ekonomik krizlerle sarsılıyor. Vergiler had safhada artıyor, işçi ücretleri düşüyor, hükümetten şikayet eden halk sesini kraliçeye duyurmaya çalışıyor ama değişen bir şey olmuyor. Halk gün geçtikçe yoksullaşıyor, işsizlik artıyor, sokaklar mutsuz insanlarla doluyor. Gençler arasında Hollanda'da serbest olan uyuşturucu kullanımı hiç olmadığı kadar yayılıyor. Arozo Kadın Sığınma Evi yöneticisi Fransin, uyuşturulan halkın hiç değilse suç işlemekten uzaklaştığını söyleyebiliyor. How do you see that? Because last night we Sizce uyuşturucu bu şekliyle satılmalı mı? To buy drug. Hafif uyuşturucular mı? Hafif veya sert. Kokain ve eroin, evet, yasaklanmalı. Zaten Hollanda'da bunları elde etmek kolay değil. Peki marihuananın serbest satışı devam mı etmeli? Evet, etmeli. Hiç değilse kullananlar sakinleşiyor. Yani marihuana içip uyuşmak, içmeyip kavga etmekten daha iyi. Kulaklarıma inanamıyorum ama böyle demişti. O mutsuz Hollandalılardan biriydi ve çözümsüzlük bu sözleri söyletmişti. Amsterdam sokaklarında dolaşan birileri Hollanda'yı özgür dünyanın merkezi zannedebilirdi. Amsterdam isteyen istediği her şeyi yapıyor görünümündeydi. Ortalık yerde sigara saranlar, kentin orta yerinde satışa sunulan kadınlar, her türlü uyuşturucunun bulunduğu barlar ve uyuşmuş insanlar. Bu özgürlük müydü? Gelin bakalım. Arabayla tesadüfen girdiğimiz nehir boyunda pencerelere elma armut gibi dizilmiş kadınlar kameraya öfkeyle ellerinde ne varsa atıyorlar. Sokaktan saygın ev kadınları ve iş adamları, bisikletli gençler onları hiç yadırgamadan geçip gidiyorlar. Modern kölelik düzenini öylesine kanıksamışlar ki karanlık hayatlar gün ışığında bile görünmez olmuş. Bu insanların trajedisi Hollanda folklorunda kaybolmuş. Kadın sığınma evi yöneticisi Francine sormuştum. O yüzlerce yıl süre giden bir tarihi özetlemişti. O kadınlar buraya köle gibi getiriliyorlar. Özgür değiller. O evlerde çalışmaya zorlanıyorlar.
Son zamanlarda Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerden getiriliyorlar. Burada rahata ereceklerini sanıyorlar. Kandırılıyorlar. Buraya gelebilmek için çok para veriyorlar ve geldiklerinde de bu işe düşürülüyorlar. Doğu Avrupa'nın fakir insanları bu tuzağın kurbanı olurken Hollandalı kadının durumu da pek iç açıcı görünmüyordu. Hollanda'da istatistiklere göre her 5 kadından biri şiddete maruz kalıyordu. 2005 yılında kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını araştıran kadın raporuna göre sadece 1 yıl içinde aile içi şiddet nedeniyle valilikten yardım isteyen kadın sayısı yaklaşık 3000'di. Bu resmi sayıydı. Hollanda'nın her kentinde birçok kadın sığınma evi açılmıştı ve hızla çoğalıyorlardı. Türkiye'yi namus ve töre cinayetleriyle suçlayan Avrupa'nın kurucu üyesi Hollanda'daki durumu Fransin anlatıyordu. Hollanda'da 5 kadından birinin hayatında şiddet var. Şiddet derken? Her tür şiddet. Kavga, boğuşma, cinsel taciz, sözlü taciz. But also sexual abuse and also with the mouth. Holland has a big freedom. Oysa biz Hollandalı kadının çok özgür olduğunu zannederdik. You know, for us, you know, when we look at it, and why do you think? Aslında bütün dünya aynı durumda. Eskiden bilinmezdi, şimdi açığa çıktı. Hollanda'da bu sorun yıllardır var. Son 5 yıldır politikacılar konuyu gündeme getirdiler. O yüzden sorunları biliyoruz. Eskiden her şey karı koca arasında olup biterdi. Buradaki istatistikler ne gösteriyor? Bizim organizasyonun geçen seneki Rotterdam istatistiklerini size söyleyebilirim. 2006'da 281 kadın ve 280 çocuk aile içi şiddet şikayetiyle bize geldiler. Peki aile içi cinayetler? Büyük oranda. Hollanda'da cinayetlerin yarısı aile içi şiddet sorunu. Bu büyük bir orandı. Hollanda'da sosyal yaşamın gittiği yolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kadın sığınma evinden geliyorum. Artan aile içi şiddet ve yaygın uyuşturucu kullanımı konusunda düşüncelerinizi merak ediyorum. Suçlular ve uyuşturucuyla büyük problemlerimiz var. Bence yeterince sert yasalarımız yok. Mesela hafif uyuşturucunun yasallaştırılması gençlerimizi mahvediyor. Avrupa kadının durumu konusunda Türkiye'ye büyük bir baskı uyguluyordu. Evinde olan bitense halının altına süpürülüyordu. Avrupa Parlamentosu'nun Türk kökenli Hollandalı üyesi Emine Bozkurt'un Türkiye'de kadın hakları ile ilgili hazırladığı rapor çok önemli bir göstergedir. Bu rapor Türkiye'de kadının durumundan söz ediyor. Sonra gelişmiş Batı ülkelerinde de kadınların sorunları olduğuna değiniyordu. Ama rapor bu biçimde yayınlanmadı. Gelişmiş Batı ülkeleri diye başlayan cümle Hristiyan Demokrat üyelerin önergeleriyle metinden çıkarılacaktı. Çifte standart hayatın her alanında sistematik olarak uygulamadaydı. Hollandalı bir öğrenci Türkiye'de değişim programıyla geldiği bir üniversitede ülkesi aleyhine bir olayla karşılaşsa acaba ne olurdu? Mesela girdiği derste ona Hollanda haritası olarak sadece Hollanda'nın yarısını gösteren bir harita gösterilse, acaba bu ne gibi diplomatik krizlere yol açardı? İşte bu olayın tam tersini Kıvanç Sağır adlı öğrenci yaşadı. Kıvanç Hollanda'ya Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında gitmişti. Birkaç ay önce gelmiştim. 15 Şubat'ta burada üzücü bir olay yaşadık. Çinli bir hoca, Dr. Gue Tang adında bir hocamız, Çin'in enerji güvenliğini anlatan bir sunum sırasında Kürdistan haritası kullanmıştı. Konu farklı olduğu için ben sunumun sonunu beklemek istedim. Sunumun sonuna çıktım ve o haritanın yanlış olduğunu söyledim ve sınıftan hem yanlış bilgi verdiği için hem de Türk milletine hakaret sayılacak bir şey olduğu için benim adıma, Türk milleti adına benden özür dilemesini istemiştim. Ne dedi? Kabul etmedi. Bu haritada hiçbir şeyin yanlış olmadığını söyledi. Ben sonra sınıfa döndüm. Sınıfa sordum işte nedir bundaki yanlış diye. Kimse cevap vermedi.
sınıfta tecrübeli, bu işe uzun yıllar vermiş profesyonel akademisyenler vardı, profesörler vardı. Hiçbirinden cevap gelmedi. Nasıl bir haritaydı bu? Bu harita gayet sanki itinayla çizilmiş gibi bütün sınırları Türkiye içerisinde olan ve özellikle Diyarbakır'ın belirtilmiş olduğu bir haritaydı. Kıvanç itiraz etmişti. Demokratik yollarla olayı protesto etmeyi seçti. Bir e-posta hazırladı ve bu e-postayı profesöre gönderme kampanyası başlattı. Bu eylemin sonucunda Erasmus Değişim Programı'ndan çıkartılmakla tehdit edilecekti. Gerçi olaydan 2 ay sonra dekanlık Kıvanç'tan resmi olarak özür diledi ama işte o kadar. Kıvanç'ınki lüzumsuz bir hassasiyetti. Harita etnisiteyi gösteren bir haritaydı. Olay kapandı. Hatırlayalım, 2003 yılında bir Ostlander raporu vardı. Hristiyan Demokrat grup üyesi Ari Ostlander'e aitti. Raporun özü Türk basınında da yer almıştı. Ostlander Türkiye'deki çeşitli azınlıklardan dem vuruyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki engelin Kemalizm olduğunu söylüyordu. Ostlander'in raporunda Türk ordusunun devlet ve toplum üzerinde sahip olduğu önemli rolün demokratik sistemin gelişmesini engellediği de yazıyordu. Ostlander zor da olsa bir röportajı kabul etti, ona sorduk. You prepared a report. Siz Türkiye hakkında 53 sayfalık bir rapor yazdınız ve Türkiye'nin devlet felsefesini değiştirmesi gerektiğini söylediniz. Bununla neyi kastettiniz? State philosophy. Ben Türkiye'ye birkaç kez gittim ve birçok ilginç Türk'le görüştüm. Bence sorun Türkiye'de insan hakları ihlalleri falan değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki en temel sorun Türkiye'nin devlet felsefesidir. Yani Türkiye devlet felsefesini değiştirmeli sizce? Nasıl? You said that Kemalism is a kind of a... Sonunda raporumdan Kemal Atatürk bölümünü çıkardım. Çünkü bazı Türkler bana Atatürk'ün bir reformcu olduğunu söylediler. Eğer bugün yaşasaydı yine reform yapar ve eskilerde takılıp kalmazdı dediler ve bu da bence çok değerli bir yaklaşım. Hollanda'nın saygın bir siyasetçisi yap boz oynar gibi Türkiye devletinin felsefesini birileriyle konuşarak kağıda döküyor. Bu birkaç konuşma ışığında bir lider hakkında kararlar alıyor. Bu kararları Avrupa Parlamentosu'na götürüyordu. Sonra başka birileriyle daha konuşuyor, kararların bazılarının içeriğini değiştiriyordu. Bunları yaparken kendini çok özgür hissediyordu. Söylediği sözlerin çoğu gerçeği yansıtmıyor, bilgi içermiyordu. Siz bu ülkenin devlet felsefesini şipşak değiştirebileceğini mi söylüyorsunuz? Hayır, bunun kolay olmadığını biliyorum. Yeni bir anayasa kolay bir şey değildir. Benim eleştirdiğim sizin askeri bir anayasanızın olması. Askeri anayasa mı? Böyle bir şey yok. Ama buna benzer bir formül var. Avrupa Birliği'nin önerisi Türkiye'de askerin daha arka plana itilmesidir. Bu değişikliklere toplum tarafından karşı çıkıldığını biliyorum. Ama tam bir Avrupalı gibi olmak isteniyorsa anayasada belli değişikliklerin yapılması gerekiyor. İyi de Hollanda ve Fransa'da insanlar Avrupa Birliği Anayasası'na hayır diyor. Biz nelerden söz ediyoruz? Ostlander raporu Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun tesisini istiyor. Silahlı kuvvetlerin siyaset ilişkisini eleştiriyordu. Raporun yayınlanması ve tartışılmasından tam bir yıl sonra 2004 yılında Hollanda Genel Kurmayı Türkiye'de ordu-sivil ilişkilerini masaya yatıracaktı. Son derece siyasi açıklamalar yapacaktı. Yoksa Hollanda silahlı kuvvetleri politikaya mı bulaşıyordu? Ostlander'le konuşmamız garip diye nitelendirilebilecek bir ahvalde gerçekleşti. Ostlander Avrupa Birliği'nin genişleme politikasını desteklediğini söylüyordu. Yeni üyelerin durumunu ise şöyle açıklıyordu.
Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri arasında dehşet farklılıklar mevcut. İşte Bulgaristan. İnsan hakları ihlalleri sizce de malum. Mafya sokakta kol geziyor vesaire vesaire. Evet, haklısınız. Ama ben Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğine karşıydım. Çünkü bence hazır değillerdi. O zaman hangi sebeplerle üyelikleri gerçekleşti? NATO ve Amerika sayesinde mi? Bilemem. Avrupa Konseyi katılmalarını kabul etti. Konsey ülkeler arası dostluğa çok önem veriyor. Evet, konsey onları reddetmeyi göze alamazdı. Öte yandan şunu belirtmeliyim, Avrupa Birliği'nin genel siyasetinde söz sahibi olamayacaklarından onlar bu birliğin tam üyeleri sayılmazlar. Acaba şaka mı yapıyordu? Hollanda'nın son zamanlarda Türkiye'ye dayattığı en önemli gündem maddelerinden biri de şu ünlü 301. maddenin Türk Ceza Yasası'ndan kaldırılmasıydı. Yani Türklüğe, Cumhuriyet'e, değerlere hakaret serbest olmalıydı. Sadık Yemni Avrupa'nın tüm ülkelerinde 301 benzeri yasaların varlığından ve uygulamada olduğundan söz etmişti. Ayrıca basın hiç de göründüğü kadar özgür değildi. Burada bir 301 yok. Var. 301'in olmadığı bir Avrupa ülkesi yoktur. Ama her Avrupa ülkesi kendisini şey yapar. Kendi gururunu bir şekilde koruma altına almıştır. Ulusal gururunu diye. Yani bunlar sakınımlı bir vaziyette durmaktadır. Burada da Hollanda aleyhine şey yapamazsınız, konuşamazsınız. Mesela bakın karikatür krizinden göreceli bir örnek vereyim. Mesela siz burada, buranın çok saygın insanları üzerine, mesela belki kraliyet ailesini söyleyebiliriz, oturup pornografik bir karikatür yapıp yayınlayamazsınız. Yani yayınlayamazsınız. Ama mesela... Yayınlarsam ne olur? Bir defa yayınlatacak bir gazete ya da dergi bulamazsınız. Birincisi onu söyleyeyim yani. Dünyanın, mesela Avrupa'da da kolay kolay biri yapmaz. Şimdi zaten yapmaya da gerek olmaz. Yani biz böyle bir şeye ihtiyaç duymayız. Mesela geçenlerde bir örnek vereyim, çok yakın bir örnek. Buradan 150 kilometre kadar uzakta bir küçük kasabada birisi Türk bayraklı paspas yapmış. Pazarda satmaya başlamış. Haber alındı. İşte halk, bizim halkımız, konsolosluk, araya elçilik, gazeteciler araya girerek tepki verildi. Adam satışı durdurdu. Ama böyle bir şey yaptı bakın. Bizim aklımıza gelir mi şimdi Hollanda bayrağı yapalım paspas? Ben evime Hollanda bayrağı paspas almam. Every country has this 301. Her ülkede 301 var. Neden Türkiye'de bu yasanın kalkması için bu kadar büyük bir kampanya var? For 301. Türkiye'ye neden bu dayatılıyor bilmiyorum. Ama Hollanda'da sınırları aşmadığınız sürece her şey serbesttir. Ama mesela kraliçeye hakaret ederseniz mahkemeye gönderilirsiniz. Demek ki bazı sınırlar vardı ve o sınırları aşanlar cezalandırılırlardı. Hostlander'e son olarak devlet felsefesi sözünden ne anladığını sordum. Devlet felsefesi derken hukukun egemenliğini, çoğunluk ve azınlık ilişkilerini, etnik grupların durumlarını, dinin ülkedeki konumunu ve ordunun rolünün normalleştirilmesini anlıyoruz. Mesela Polonya Avrupa Birliği'ne girdiğinden beri silahlı kuvvetlerin sivil hayatta yeri kalmadı. Ama bu süreç Türkiye'de çok daha riskli ve zor olabilir. Batı'nın gündemindeki en hararetli Türkiye konularından biri de tabii ki Ermeni soykırımı yalanıydı. Sosyal demokrat gazeteci Paul Brill bu siyasi bir mesele değil diyordu ama... Türkiye'nin Ermenilerle olan meselesi şimdilik Avrupa Birliği'ne girme kriterlerinden biri değil. Ama eğer Türkiye Ermeni soykırımı oldu diyen insanları cezalandırmaya kalkarsa sorunlar büyüyecektir. Bence Türkiye'den istenilen, bunu söyleyen insanların cezalandırılmamasıdır. Ermeni soykırımını inkar yasasını ve Özgür Fransa'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru, o da çok aptalca bir yasa. Oysa Hollanda'da icraat farklıydı.
Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin adayı Erdinç Saçan ile Hristiyan Demokrat Parti'nin adayları Ayhan Tonca ve Osman Elmacı, soykırımı kabul etmedikleri gerekçesiyle listelerden çıkartılmışlardı. Yoksa Hollanda'da özgürlüğün sınırları mı vardı? Hollanda'da halkın yaklaşık %60'ı Türkiye'nin üyeliğine karşıydı. Gerekçe Türkiye'nin Müslüman bir devlet olmasıydı. Gelelim din konusuna. Göçmen Müslümanlarca kuşatıldığına inanan Hollanda halkının %60'ı Wilders'le aynı görüşleri paylaşmaktaydı. Türkiye'nin %90'ı Avrupalı değil. İkincisi, Türk kültürü ve dini de Avrupa'ya ait değil ve bu yüzden bence Türkiye Avrupa'dan çok Asyalı. Üçüncü olarak ben Orta Doğu'daki dengeler açısından Türkiye'nin doğu sınırına yönelmesinin batıya yönelmekten daha yararlı olacağı görüşündeyim. NATO müttefiki bir Türkiye kendi doğu ve güneyiyle ekonomik, politik ilişkilere girerse Avrupa'ya daha yararlı olur. Ve Kopenhag kriterlerine göre eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olacaksa bu ordunun barakalarına çekilmesini gerektirir. Bu bir ön şarttır. Sizce Kopenhag kriterleri dediğiniz kriterler Avrupa'da geçerli mi? Ben işte tam da bu yüzden parlamentoda Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin birliğe girmesine karşı çıkmıştım. Bu tür ülkelere baktığımızda basın özgürlüğü, azınlık özgürlüğü veya yolsuzluklar hala büyük problem. Bu yüzden Avrupa Birliği siyasi kaos içinde. Birlikte Kopenhag kriterleri tam olarak yerine getirilmiyor ve bu yüzden ben bu kriterlere inanmıyorum. Birlik üyesi ülkeler içinde Kopenhag kriterlerini uygulayan ülke hemen hemen yoktu. Bunu biz değil, kendi siyasileri defaatle dile getirdiler. Ama her nedense ordu, siyaset ilişkisi, insan hakları, özgürlükler, kadınların durumu, 301-216 ve son olarak Türkiye'de din özgürlüğü Avrupa'nın siyasilerinin ağızlarından düşmüyor. Hollanda'da işlenen siyasi cinayetler ya da İsveç'te bir başbakanın öldürülüşü, İrlanda'daki kıyım, Almanya'daki siyasi suçlar neden bu ülkelerin külliyen suçlanmasına ve belli konularda hedefe oturtulmasına yol açmıyor da konu Türkiye olunca adi suçlar bile ülkenin tümüne teşmil edilebiliyor? Anlaması zor. Gelecek programda 21 Mayıs'ta TRT 1'de Danimarka'da İslam bölümünde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.